İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Büyük Britanya, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı Agitmis Grubu eş başkanlarının himayesinde diyaloğu sürdürmeye çağırıyor. Razmik Madaryan, hepimizin kökenleri Batı Ermenistan'dan geliyor. David Babayan, Artsakh Cumhuriyeti Azerbaycan ile eşit şartlarda müzakere etmeye hazırdır. Azerbaycan-İran sınırında tehlikeli restleşme. İki ülke de bölgeye asker yığdı. Buenos Aires'te Ermeni Cemaati Haftası. Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Büyük İskender'in nesillerinden Pakistan'da kalan bir soy, Kalaşlar. Dünyaca ünlü müzisyen Yevgeni Kis'in 44 günlük savaşın kurbanları önünde saygıda bulundu. İklim değişikliği ve kuraklık yüzünden su seviyesi günden güne düşen Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün ekosisteminin ciddi bir tehlike içinde olduğu bildirildi. Batı Ermenistan'da kuraklık ve iklim değişikliği yüzünden baraj, göl ve nehirlerdeki su seviyesi günden güne düşüyor. Van Gölü'nün suyu bazı alanlarda 2 kilometre kadar çekildi ve yağmurun yağmaması halinde gölün iç ve dış ekosistemi için tehlike başlamış olacak. Göl etrafında yaşayan pek çok kuş türü suyun çekilmesi üzerine gölü terk etmiş durumda. Kuraklık devam ederse göldeki çekilmenin daha da artması bekleniyor. Çekilmenin en büyük sebeplerinden biri göle akan nehirler üzerinde barajların ve HES'lerin yapılması. Yetkililerden Van Gölü ve çevresi için faydalı politikalar geliştirmesi isteniyor. Batı Ermenistan, Türkiye yönetimini ağır bir şekilde eleştirmektedir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde edinilen bilgiye göre Büyük Britanya, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı Agitmis Grubu eş başkanlarının himayesinde diyaloğu sürdürmeye çağırıyor. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Birleşik Krallık Agit eş başkanları Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptıkları son ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Agit dönem başkanının kişisel temsilcisinin toplantıya katılmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşik Krallık Minsk Grubu eş başkanları olarak Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarına tam ve koşulsuz desteğini yeniden teyit eder. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı bölgedeki gerginliğe kesin olarak son vermek ve ihtilafla ilgili tüm sorunları çözmek için Minsk Grubu eş başkanları ile diyaloğu sürdürmeye çağırıyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın savaş arkadaşı, Artsakh Savaşı Özgürlük Savaşçısı Razmik Madaryan, Devlet Başkanı tarafından Şeref Madalyası'na layık görüldü. Suriye'nin Halep kentinde doğan aslen Muşlu olan Özgürlük Savaşçısı, ilk Artsakh Savaşı'nda Armenek Abrahamyan ile birlikte Mardakert, Karvacar ve çeşitli yerlerde yürüttükleri askeri mücadeleyi anlattı. Madaryan konuşmasında özellikle şöyle dedi. Artsakh hareketini başlatmadan önce başka bir hareket vardı. Herkes Batı Ermenistan için savaşmaya çalışıyordu. Bunun sonucunda Ermeni gizli ordusu kuruldu ve faaliyete geçti. Hedefi sadece Batı Ermenistan ile birleşik bir Ermenistan kurmaktı. Artsakh hareketinden sonra Batı Ermenistan sorunu çıkmaza girdi. Bunun hakkında söz edilmedi bile. Esas konu sadece Artsakh'tı. Madaryan şu anda her gün uğraştığı çalışmalarıyla Batı Ermenistan'ı özgürleştirme ve gerçek sahipleri olan yerli Ermenilere iade etme nihai hedefine bir adım daha yaklaşan Batı Ermenistan Başkanlığı, Hükümeti ve Ulusal Meclisi'nin var olduğunu gururla kaydetti. Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'a Batı Ermenistan'a yeni şafak ve ivme kazandırdığı için teşekkür ederek gelecekteki programların uygulanmasında başarılar diledi ve vatana özverili hizmet etmeye hazır olduğunu ifade etti. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, News IM ile yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasına Azerbaycan içinde herhangi bir statü Artsakh için kabul edilemez yorumunda bulundu. Babayan şöyle dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde Artsakh Dağlı Karabağ Ermenilerinin daha önce bağımsızlık için uğraştıklarını ancak şimdi Azerbaycan içinde özellik hakkında konuştuklarını ve bunun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu bağlamda Artsakh Karabağ'da Ermeni-Azerbaycan topluluklarının işbirliği ve bağların kurulması terimlerini aktif olarak dolaşıma sokmaya çalışıyorlar. Azerbaycan içinde herhangi bir statü Artsakh için kabul edilemez. Bu Artsakh'ın tüm nüfusunun ortak görüşüdür, olduğu gibi değişmeden kalacaktır. Bu bağlamda resmi Bakü tarafından oluşturulan ve Artsakh devletinin statüsünü baltalamak için kullanılan yapay bir yapıdan başka bir şey olmayan sözde Artsakh Karabağ Azerbaycan toplumunu tanımadığımızı belirtmek gerekir. Artsakh Cumhuriyeti, Azerbaycan ile eşit zeminde müzakere etmeye her şeyi, hatta en zor konuları ve bunları çözmenin yollarını tartışmaya hazırdır. Azerbaycan'ın başlattığı 44 gün süren savaşın ardından Artsakh Dağlı Karabağ bölgesinde yeni bir dönem yaşanıyor. Azerbaycan'ın sınırda askeri tatbikat yapması nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti de sınıra asker gönderme kararı aldığı görüntüleri İran basını servis etti. İranlı yetkililer 44 günlük savaş sonunda Artsakh Dağlı Karabağ bölgesinin bir kısmı Azerbaycan'a geçmesiyle birlikte bölgedeki güvenlik önlemlerini artırmıştı. Aliyev şu ifadeleri kullandı. İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil Azerbaycan toplumu soruyor. Bakü'den yükselen eleştirileri sürpriz olarak niteleyen Tahran yönetimi ise Azerbaycan sınırında yeni bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Sosyal medyada ise füzelerin yer aldığı videolar hayli revaçta. Buenos Aires Özel Şehir Parlamentosu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanının 30. yıl dönümüne adanan bir bildiriyi 30 Eylül'de kabul etti. Arjantin'deki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği duyuruya göre bundan böyle her yıl Eylül ayının 4. haftasının Ermeni Cemaati Haftası olarak ilan edildiğini bildiriyor. Pakistan'ın Çitral bölgesinde yaşayan yaklaşık 23 yüzyıl önce bölgeye yerleşen Kalaş kabilesi kendilerini Büyük İskender'in birliklerinin kuşakları olarak görüyor. Yaklaşık 4000 kişiden oluşan Kalaş topluluğu yok olmakla yüz yüze olan benzersiz bir kültüre sahip. Kalaşlar birçok özelliği olan küçük bir etnik dini topluluktur. Kalaşların çoğu açık mavi veya yeşil gözlü. Bu özellik gerçekten Yunan askerlerinin nesilleri olduklarına dair eski efsaneyi teyit etmiş gibi görünüyor. Müslüman topluluklarla çevrili yaşamalarına rağmen Kalaşlar eski örf ve geleneklerini korumayı başardılar. Eski Yunanlılar gibi onlar da birçok tanrıya tapıyorlar ve doğa onların günlük yaşamlarında hayati bir rol oynuyor. Her ne kadar da onların çok tanrıcılığı, mitolojisi veya folkloru eski Yunanlıların çok tanrıcılığına benzetilse de yine de gerçeklikte Hint, Zerdüşt öncesi Vedik geleneklerine çok daha yakındırlar. Kalaşlar yılda 3 festivali kutlar ve festival sırasında Müslümanlara kesinlikle yasak olan ev yapımı şarap içer ve davul sesi eşliğinde dans ederler. Ayrıca Müslüman kadınlardan farklı olarak Kalaş kadınlar koca seçme konusunda serbest, ayrıca boşanma hakları da vardır. Ermeni halkının büyük dostu efsanevi piyanist Yevgeni Kisin, 26-29 Eylül tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'ndeydi. 28 Eylül'de Ermeni sanatsever izleyiciler maestro'nun şok edici solo konserini bir kez daha keyifle izlediler. 29 Eylül'de dünyaca ünlü müzisyen ve eşi Garine Arzumanova, 2020 yılında 44 gün süren Artsakh Savaşı'nın masum kurbanlarını anmak için Yerebulur adlı askeri şehitliği ziyaret etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Melenya Apovya'nın seslendirdiği geleneksel Cavak Ermenilerinin ninni şarkısı olan Ah Nani Balacan adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. No.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.